Biz aslen Karadenizliyiz. Ancak yaptığımız bu sporu buralardan çok uzaklarda öğrendik. Ve bu sporda başarılı olarak Türkiye'de güzel yerlere geldik. Fakat bu sporun aslında kendi memleketimizde icat edildiğini ve günümüzde hala yapıldığını ise geçtiğimiz yıllarda öğrendik. İki ekstrem sporcudan bahsedeceğiz sizinle. Nusret Atasoy ve Murat Atasoy. Az önce onların hazırladığı belgeselden bir parça izledik. İkisi de aslında bugün yaptıkları sporu memleketlerinden çok uzakta yapmışlar ama ikisi de Karadenizli. Sonra bir gün çok ilginç bir şey fark ediyorlar. Aslında onların yaptıkları sporlar serbest stil, kayak ya da snowboard. Hali hazırda memleketlerinde yani Karadeniz'de tam 200 yıldır yapıla gelmekte. Ulaşım amacıyla ama bugün aslında onlar da spor amacıyla yapmak istiyorlar. Çok önemli çünkü bu iki sporcu eve dönüyorlar, memleketlerine dönüyorlar ve oradaki insanlar ulaşım amacıyla nasıl bir üretim yapıyorlar bunu araştırıyorlar. Snowboard üreten, daha doğrusu tahta üreten bir ustayı buluyorlar ve hikayeleri başlıyor. Bize kendileri anlatsın istedik bu kıymetli hikayeyi. Hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Hoş bulduk. Ben anlatabileceğim en karışık şekilde anlattım. Lütfen siz bir kez daha bize söyleyin. Bir Hızır Usta var, bu tahtaları üreten Karadeniz için, evet. Karadeniz adına. Sizin onunla tanışıklığınız nasıl başladı? Ben anlatayım istiyorsan. Hikaye şöyle başlıyor aslında. Geçtiğimiz yıllarda Amerikalı bir sporcu burada Rize'de bu Petran Board'u keşfediyor, bir yerden duyuyor. Ve gelip bunu denemek istiyor ve bunu videoya çekiyorlar. Biz de bunu gördük, çok şaşırdık çünkü kendi topraklarımız yani bunlar. Daha sonrasında Hızır abiyle iletişime geçtik. Oraya gittik, orada tanıştık, samimi olduk. Petran Board'u denedik. Kendi board'umuzu yaptık orada. Şimdi şöyle anlatalım. Karadeniz aslında herkes biliyordur belki yerleşimi, coğrafyayı. Bir dağın, bir tepenin üzerinde tek bir ev vardır. Sonra döner bakarsınız arkadaki dağda yine tek bir ev. Evet. Yani komşuluk yapsalar nasıl yapacaklar, nasıl inip çıkacaklar? Şu gördüğümüz tahta sayesinde mi yapıyorlarmış bunu? Bu gördüğümüz tahta tamamen ulaşım aracı. Komşusuna giderken bunu böyle sırtına alıyor, taşıyor yukarıya, komşusuna muhabbetini yapıyor, çayını içiyor. Ondan sonra evine geri dönerken bunu da kayarak aşağı iniyor. Bu hakikaten 100 yıllardır yapılan bir şey. 100 yıllardır. Çok eski değil. Çok eski. Yani çok yeni bir şey değil. Çok eski. Peki sizin boardlarınızdan, tahtalarınızdan farkı ne bunun teknik olarak? Bununla kayabiliyor musunuz mesela? Snowboardçı arkadaşım anlatsın bunu. Şöyle anlatayım. Modern snowboard'da dediğimizde bağlama var. Yanında çelikleri var. Bu tamamen bol karda gitmek için. Yani yaklaşık 3-4 metrelik karlarda gitmek için çok elverişli. Ancak pistlerde bunlara kayamayız. Böyle bir ekipmana ihtiyacımız var. Peki bununla deneseniz kayabilir misiniz? Denediniz mi daha doğrusu? Bunu biz deneyimini yaptık. Gayet de keyifli, kaydık da. Ama dediğimiz gibi pistlerde kayması inanılmaz zor. Bunun için Rize gibi işte bu bol karın olduğu yerlerde uygundur bu tahta. Peki siz fark ettiniz ki snowboard aslında atasporunuzmuş. Evet. Ve Karadeniz'e doğru gittiniz. Petran Yaylası'na galiba. Evet. Petran Yaylası'na gittiniz. Hızır Usta'yla buluştunuz ve ne oldu sonra? Sonrasında hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Yukarıya yürüyorlar. Onunla kayıyorlar. Hani biz denedik. Kendi ekipmanlarımızla yukarı yürümeye çalıştık. Niye yürüyerek çıkıyorlar tabii onu da söylemek lazım. Tesis yok. Yani tesis yok. Biz şimdi burada modern tesislerde alıştık. Yani telesiyej var, tibar var. Bunlar yukarıya kadar çıkıp daha sonra kayıyoruz aşağı. Ama ancak bu insanlar yürüyerek çıkıyorlar. Ve çok büyük bir efor sarf ediyorlar. Aslında onların içindeki snowboard aşkı bizlere göre daha fazla diyebiliriz. Yani artık ulaşım için değil. Onlar da bu sporu yapabilmek istiyorlar. Evet. Hayatlarının bir parçası olsun istiyorlar. Evet. Daha çok çocuklar mı, gençler mi? Kim meraklı? Gençler ve Hızır abinin önderliğinde işte bu kendi yakınları. Şu anda öyle bir şey olmuş ki Hızır abi ilk böyle snowboard'unu, bu Petran Board, snowboard'u eline aldığı zaman bununla köyde dalga geçmişler. Demişler ki o elindeki ne? O da kendi pikapının arkasına board'u saklamış. Ve o şekilde gidip gelmeye başlamış dağa çıkarken. Daha sonra insanlar da bunu gördükçe heves etmişler ve başlamışlar ve orada bir kitle var şu anda yani. Bu modern snowboard. Oradaki çocuklara ve gençlere board'unu öğrettiniz. O da şöyle oldu. Ben Hızır abiyle tabii biz samimi olduktan sonra sosyal medya üzerinden birbirimize ekleştik. Geçenlerde bir videosunu gördüm ben. Oradaki gençler Bu modern snowboard'da tabii, yani normal Petran Board'da değil. Rampa yapmışlar. Atlamaya çalışıyorlar orada. Kendi çabalarıyla bir şeyler yapıyorlar. Biz de buradan dedik ki hani ne yapabiliriz bu konuda? Murat'la bunu konuştuk ve atladık gittik. Hani biz kendi bilgilerimizi, deneyimlerimizi onlarla paylaştık. Onlardan ne öğrendiniz peki? Onlardan öğrendiğimiz çok farklı şeylerdi. Öncelikle bir dağ evine girdik, yayla evine girdik. Yayla evinde kuzine dedikleri bir şey var, soba var. Hı hı. Bu sobayı yakmamızı istediler. Biz de şimdi dedik ki şehir çocuğuyuz biz, hani yakabiliriz. Yani mantığımızı kullanarak yakabiliriz. Öncelikle elimize bir balta verdiler. Odun kesmeyi, soba yakmayı, ya böyle güzel şeyler öğrendik yani. Bir de bütün bu yolculuğu bir belgesel haline getirdiniz, evet, değil mi? Amatör bir belgesel miydi? Biz şimdi görüntüleri de biraz izliyoruz. Aslında amatör denilemez, bizim... İlk belgeseliniz ama. Evet, ilk belgeselimiz. Sizin ilk belgeseliniz. Yani de bir prodüksiyonumuz, bir yardımcı desteğimiz vardı tabii. Babür Vatansever vardı. Onunla beraber zaten ilk paylaştık bunu. İlk postu gördüğüm zaman zaten Babür'le paylaştım. Yani ne yapabiliriz? Galiba ekstrem sporları anlatan Türkiye'nin tek dergisi. Evet, tahta Mecmua'nın kendisi kurucusu. Evet. Tahta demişken hakikaten el yapımı üretilen. Üretimi zor mu bunun? Orada atölyeye gittiniz mi, gördünüz mü? Biz gördük. Videoda var zaten. Evet. Üretim şekli var. Çam ağacından. Hafif olsun diye zaten. Yani taşıması kolay olsun diye. Gayet kolay aslında üretimi. Peki İkizdere'ye, Petran'a bir selam gönderirsek, izlediklerini biliyoruz bu akşam. Evet. Neye ihtiyaç var orada, ne istiyorlar? Bize seslerini duyurmuş olalım. Bizden gerçekten istedikleri tek şey oraya bu telesiyeci, yani bir modern bir tesisi götürmemizi istiyorlar. Çünkü orası yılın gerçekten 6 ay karalan bir bölgesi. Evet. Ve bizim sadece oranın değil, bütün Türkiye'deki bu sporcuların aslında yeni bir tesise ihtiyacı var. Yani bu olursa çok iyi olur yani. Peki orası uygun bir yer olabilir mi? Tabii ki çok uygun. Tabii ki. Yani biz oraya gittik ve şöyle söyleyeyim, ben Türkiye'nin her yerinde kaydım. Orada kaydığım, oradaki karın tazeliği, oradaki karın kaliteliği, hani hiçbir yerde bu zamana kadar böyle bir kaliteli kar görmedim. Evet. Peki ortak soru, eve dönmek nasıl bir duyguydu? Çok hoştu. Çok güzeldi yani, çok heyecanlandım ben. Özellikle oradaki insanlarla bu iletişimi kurup, biz genelde hep tatile gideriz yani, yazın işte memlekete gidelim, tatile gidelim. Bu şekilde yani yaptığımız bir işi onlarla paylaşmak, böyle bir etkileşimde bulunmak inanılmaz. Ben cahili olarak soruyorum bu meselenin. Dünyada snowboard'un yapıldığı en iyi yer, en uygun, elverişli yer neresidir? Türkiye'de o yerlerden biri olabilir mi? Karadeniz bölgesi mesela. Karadeniz bölgesi yani sezonu uzun olduğu için kesinlikle o yerlerden bir tanesi olabilir. Onların içine girebilir. Genelde Orta Kuzey Amerika ve Avrupa'da Alpler var. Karadeniz'in yaylaları da Alplere çok benziyor. Yani çünkü nasıl diyeyim, Avrupa'da da Alplerde sürekli bir kar durumu var. Zaten kayak yapmanız için sürekli kar olması gerekiyor. Bir de $1 milyon bir endüstriden bahsediyoruz. Tabii, evet, kesinlikle. Yani turist çeker, yani sürekli bir yatırım olsa çok iyi olur yani. Çok çok teşekkür ederiz. Buradan sizin aracılığınızla da ellerinize sağlık diyeyim ve bir kez daha hakikaten İkizdere'ye, Rize'ye, aslında genel olarak Karadeniz'e bir selam gönderelim. Biz onların icatlarıyla o imkansız görünen hayatı nasıl mükemmel hale getirdiklerini biliyoruz. Bu da onlardan biri. İnsanlık halinde paylaşmaktan çok mutlu olduk diyelim. Devam edelim. Beşiktaş'ın yeni stadı, artık günler var açılmasına, öyle hesap ediyoruz. Çok da sabırsızız aslında. Herkes de ilk ziyaretçi olmak istiyor. İlk fotoğrafı çekmek.